Hafta almamışım. Çok güzel. Selamlar millet, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kaldığımız yerden teraraya devam ediyoruz. Video arasında yaptığım şeylerden biri. Buradan girdim gençler. Bu şimdi iki tane çöl var dünyada. Biri sağda oluyor, biri solda oluyor. Ve bunun bir tanesinin yeraltı var. Yeraltını genelde şuradaki şeylerden anlayabiliyorsunuz. Onun dışında ikinci bir anlama yöntemi de orman ne taraftaysa orada oluyor. Şimdi burayı şu item için birazcık taradım. İki sandık açtım, ikinci de buldum. İlkinde şu çıktı, ikinci de bu. %25 benim kazma hızımı arttırıyor. Sonra dedim ki şuradan bir gireyim. Şuradan dümdüz girdim. Ve buraya Temple'a denk geldim. Temple'a girmeden önce yapacağımız birkaç şey var. Onun için gideceğimiz bir yer var. Şimdi bacıya selamın aleyküm aleyküm selam diyeceğiz. 3 plat biriktirmişiz ya, nereden baksan iyi para. Şimdi bunları öncelikle bir satın alacağız. Sonra şu ve şu mu gerekiyordu? Onu soracağımız bir dayımız var. Ayrıca sen bu oyunu iyi biliyorsun ha. Sen bana şunları nasıl yapıyorsun? Bunların hepsini birleştirince bunun item oluyor diyor. Multi tool'umuz oluyor. Şimdi ben bu item'la da bir şey yapmak istiyorum diyorum. Şu şu lazım diyor. Şimdi biri bundan. Diğeri şu muydu? Galiba. Şu değildi galiba. Neyse, fark etmez. Buradan birleştiremiyoruz mu? Yanlış item mi aldım? Bir dakika, şurada sanki birleşiyordu. Yok. Soralım dayı. Nerede birleştiriyorum dayı ben bunları? Ha, bir de 60 tane de şey istiyormuş. Tamam, onu unutmuşum. Tekrardan merhaba babacım. Şöyle bendeki surat kalmasın. Şimdi biz bunu niye yapıyoruz? Temple'da bir taktik yapacağız. Onun için şunu aldık. Şimdi bunu elimize aldıktan sonra sağ tıklıyoruz. Kesme modunu alıp ne bulduysak şunu şey yapmamıza gerek yok. Onu da ben size bir göstereyim. Galiba buradan bacadan gene alıyorduk. Aynen. Şimdi 6 tane yeter mi? 12 tane olsun. Aa, bir de aktive etmek için şey lazım. 2 adet de buradan switch alalım. Şimdi ben burada kapı kullanmak istemiyorum. Çünkü kırılıyor. Kapıları söküp onların yerine benim build'ime uygun bir blok istiyorum. Şöyle hepsini alalım. Ve şu an ev tamamen kapalı oldu. Şimdi ben bu evden çıkmak istediğimde ne yapacağım? 2 adet switch ekleyeyim. Şöyle, tamam, şuraya koyabiliyormuşum. Şöyle ekleyelim. Ve buradan öncelikle koyma modunu aldım ve kırmızı ile koymak istiyorum. Şimdi şundan koyduğumuz zaman bir bloğa onu arka plana atabiliyoruz. Şimdi sadece kırmızıyı aldım. Ama ipim bitti. O zaman dümdüz bağlayalım. Şimdilik işimiz görünsün. Ben bir yapamadım ya. Tamam, şimdi switch'e. Şu tabi bende bulunduğu sürece gözükecek. Şunu bankamıza atalım. Şurada birkaç bir şey alıp sandığa atalım. Bunu da banner'a yerleştirelim. Şimdi switch'e sağ tıkladığım anda buradaki blok arka plana geçiyor. Büyük ihtimalle bu şekilde açık kullanacağım full. Eventlerde kapatacağım. Bir de bunu simetrik bir şekilde galiba şuraya koyarsam, tık tık yaparsam güzel olur. Şimdilik ışınlanarak gideceğim şu yere. Ve Temple'a gideceğiz de.
Ben anahtarı unuttum. Şuradan anahtarı alalım. Şunları da şimdilik. Bu da üstümde bulunabiliyor mu? Bulunamıyormuş. Bu şekilde dursun. Temple'da direkt boss'u da keseceğiz. Ve yine tek tek keseceğime inanmıyorum ama olsun. Hep böyle deyip tek tek kesiyorum. Öyle bir sıkıntımız var. Yani mili kullandığım için kullanacağım bir şey yani yanımda taşıyacağım bir şey de yok. Yani az damage alalım. Gerçi bundan kalp düşmüyor, buna gerek yok. Potum var. Pot için şundan var. Orada çok fazla uçamayacağım için büyük ihtimalle şunu kullanacağım. Daha fazla hasar vurmak için. Şuna da bir şey basalım birlikte. Enchant. Ha, çok bir şey istemiyormuş. Yani ya warding ya da hasar diyecektim. Hasar geldi. Şuna da o civarda bir şey gelse iş görür. Hadi kritik kalsın. Başka bir de bota basalım. Bakalım. Tamam, buna warding geldi. Şu an hasar açısından bence iyiydi. Şunun melee speed'ini de... Oy. Dur. Bir tane daha basayım da. Melee speed geldi ona da. Tamam, şimdilik iş görür. Bir de videoda mı yaptım emin değilim. Şu kıyafetleri aldım bizim şey reisden. Clothing. Clotter. Şundan. Baktım fiyat uygundu. Dedim alayım. Şimdi bu arkadaşa geldik. Şunlar gençler. Ben daha ucuza aldım ama. Tam bir gold değildi. Nedenine emin değilim. Galiba şurada biri vardı. Onun yerini değiştirdim. Tam hatırlamıyorum ama şunları alınca bizim oyun başındaki kıyafet halimize dönüyor. Şurayı zaten gizliyorum. O şekilde şekil oluyorum bence. Altımda bir şey var. Titanium set var. Aslında şöyle bir kafalarım var. Ama normal gözükmek bilmiyorum. Yani içimdeki potansiyel daha büyük falan demek gibi. O yüzden böyle kullanıyorum. Aslında şöyle gözüksek. Düşene kadar. Ne olur ne olmaz. Şimdi Temple'ı açacağız ve tuzaklarla karşılaşmaya başlayacağız. Hatta ilk tuzak burada. Onu direkt sökmeye başlayalım. Bir de buranın kendi özel yaratıkları var. Şimdi tüm renkleri seçeceğim. Sökmeye başlayacağım. Bunların bağlandığı bir nokta da var. Onları en azından sökebiliriz şu anda. Temple'ın anahtarını açtık. Temple'a bir şekilde girmenin yolu var. Ama yani boss'u kesebiliyor muyuz? Emin değilim. Şunları kırabiliyor muyum? Oh, tamam. Şunlara çünkü çok ölüyorum. Ha, bunlar zaten wooden'mış. Bundan kırabiliyoruz. Tamam. Ya buradaki tuzaklar yaratıklardan daha büyük tehlike. Ve tuzakların şu anda yerlerini görebiliyoruz. O da güzel bir avantaj. Tamam. Solar tablet sayesinde de solar eventi başlatabileceğiz tekrardan. Yani çok fazla kez başlatacağımı düşünmüyorum. İşimi görecek kadar başlatsam yeter. En azından bir iki tane Broken Hero Sword alsak işimizi çözecektir. Ben bir etrafı ışıklayayım. Şu şekilde. En azından önümü göreyim. Boss'u çağıracak zımbırtımızdan iki tane olmuş. Şunlar da adamı korkutmasın. Korkutmayın lan adam. Aa. En azından bir tuzağı da etkinleştirmiş olduk. Bunlar galiba değil.
Bizim dışımızdakilere de hasar veriyor. O yüzden güzel bir abi. Güzel bir kardeş. Bunları şeylerde, mob farmlarında kullananlar var. Gördüğüm videolarda. Şunu koyan yerine. Biz burayı soyup soğana çevirmeye gelmedik. Soymaya geldik sadece. Ha mimik. Para ver lan. Oo güzel. Daha önce düşmeyen bir item. Bu bizi aldığımız damage'lerden bir anlığına koruyor. Ama diyorsanız ki biz Müslüman adamız kardeş, biz onu takmayız. Siz bilirsiniz. Yani zorlayan yok. Şahsen Master Mod'da ben taktım. Biz adamlık tersi olunca şimdi. Müslümanız da adam değiliz, o yüzden takabiliyoruz. Sıkıntı yok. Ve şöyle söyleyeyim, boss büyük ihtimalle büyük ihtimalle değil, direkt şurada. Ve daha olayın yarısında bile değiliz. Bu dungeon bir tık sürecek. Ya oyunda dungeonların olması da güzel yani. Adım adım gidilecek yerler. Oyun sandbox olduğu için bunu da aşmanın yolları var. En azından ışınlanma itemleri vesaire, ışınlanma teknikleri. Direkt şu anda aslında yardıra yardıra sona da gidebiliriz. Ama işte ileride tekrar gelmemiz gerekirse vesaire. O zaman sıkıntı. Sıkıntı. Lan 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 öleceğim lan. Bu arada sol tıkla basılı tutarak şey yapıyorum. Şuraya bir tane salla ya. Bizim hasar sanki boss'a yetmeyecek gibi ama hadi hayırlısı. Bir de baktık ki kesebiliyoruz. Bir iki kere daha kesmeye deneyebiliriz. Şunu da alayım. Yoyu olmadı. Başka bir şeyle de hallederiz. Plantera'nın sonrasında dungeon'da düşen bir yoyo var. Onu almaya gidebiliriz. Baktık ki hasarımız yetmiyor. Lan tuzakmış bunlar. Oh bir de kanatım etkisi verdi. Mis gibi. Aslında potu içmeden önce şunu tak çıkar yapsak güzel olacak da. Aklıma fazla gelmiyor. Minik bir mikrofonu kapatmam gerekti. Kusura bakmayın gençler. Lan o neydi? Lan oradaki kabloları kestim zannettim de. Bu sökebiliyor muyum? Yok. Sökebileydik be. Nasıl olurdu? Buraya da bir bayağı uğraşmışlar yani. Temple'ın sahipleri bayağı şey adamlarmış. Çalışkan adamlar. Ya da uzaylılar yaptırmıştır. Emin değilim. Solar fragment falan diyor. Güvenemiyorum yani. Hemen cambaz. Bir de her adıma tuzak koymuşlar ya. İki adım atıyorsun, iki tane tuzak. Tamam. Bir de yoyolarla ilgili bir bilgi vereyim. Şu an ip diğer tarafa geçtiği için hasarı düşüyor. İpin bağlantısını koparan bir şeyin olmaması gerekiyor. Hasarının düşmemesi için.
Şimdi şuradaki şekilden anladığım kadarıyla bunlar aşağı ok atanlar. Şunlardan biri alev. Şurada ne var? Hiçbir fikrim yok. O da aynısı laciverdiymiş. Sadece etkinleştirme şekli farklıymış. Lan dur. Tuzağa basıyordum gene. Önce şuradan paralar alalım. Sökme işlemine devam. Hatta size şöyle diyeyim gençler. Bunda şeyde bile var. Boss'un odasında bile var bundan. Bu tuzakları şey yapmadan boss'la bile mücadele edecek edebilirsiniz yani. O yüzden şu item şart. Bayağı da bir kablo toparladık aslında. Hatta bu kablo işlerine bir ara girip bazı noktalara ışınlanma yerleri yerleştirebiliriz. Bir yerden bir yere gitmemizin daha hızlı olması için. Biraz hızlanalım. Sadece tuzakları deaktive edelim. Mesela tüm kabloyu çökmemize gerek yok da. Yani çökünce güzel oluyor. Ve boss odasına neredeyse geldik. Buradan geçerken kesin damage alırım ben. O yüzden bir temizlik yapalım. Tamam. Peri gelmiş. Arada boss için çok özenilmiş diyeyim. Bir şey yapmamıza gerek yok. Boss böyle çok şey değil. Ama miniğinden bir platform yaparsak buraya güzel olacaktır. Yani telefona şarjı taktım geldim gençler. Ki taktım geldim dedim 2 saniye durduğum anda onu hallettim. Ama bunların da bir ardı arkası kesilsin be. Mantar galiba golemden sonra direkt şey yapacağız. Sona ulaşacağız. Golemden sonra bir şey kalmıyor. Platformumuzu çekelim. Yukarıdaki tuzakları temizleyelim. Golemi de bir kesmeyi deneyelim. Biraz da etrafı aydınlatalım. Sizde daha net gözüküyor olabilir. Ben geçen ekranıma bir ayar yaptım renkleri daha canlandırsın diye. Siyahları biraz da siyah yapmaya başladı. Daha aydınlık görüyorum. Şu an bir tık daha karanlık. Ha, pişman değilim. Aklım hala yapamadığım renk ayarlarında. Bazıları çünkü şey çok karışık. Ben milimetrik ayarlardan pek şey etmiyorum, haz etmiyorum. O yüzden çok girişmedim. Bir kere ayarın biri 5 ya da 10 gibi durmuyorsa yani sonu 0 ya da 5 değilse o zaman niye yapıyoruz yani?
Şimdi daha fazla şunlarla uğraşmamak için şu eldivenleri takacağım. Boss'un bana vurduğu bir debuff yok. Ama bayağı defansım düşüyor. Scan'ı takalım ya. O kadar da max hasar vurmak elzem değil. Direkt kafasına vurup da kesebiliriz. Ben ellerini de keseceğim. Ele vurduğumuz zaman dodge'lamamıza gerek kalmıyor. Ama buff da almamışım. Çok güzel. Bunun kafası koptuğunda kafası ayrı bir canlı oluyor. Feather Falling'i şey yapabilirsem. Şu an Temple'dan topladığımız ikseller sayesinde kritik kritik var mı? Olsun. Şu ellerden bir kurtulabilirsek çok güzel olacak. Ha, ellerden birinden kurtuldum. Gözler başladı. Ha, bayağı damage aldık ya. Hop, tamam, kafası koptu, çok güzel. Şimdi kafası bizi darlayacak. Etraftaki yaratıklar hala spawn oluyor. Beni bayağı bir tilt ediyor diyecektim. Ha, boss zorlamadı. Ben bir daha keserim ya. Zaten kesmek zorundayım şu Middle Husk farmlamak için. Hatta bir daha keselim. Gel bakalım. Şimdi oyundaki bir temel şey var gençler. Benim bulduğum bir dodge mekaniği var. Şu şekilde etrafımda dönmek dostlar. Bu şekilde sıfır damage alacağıma inanıyorum. Şöyle döndüğümüz zaman çoğu hasarını dodgelayabiliyoruz. Yani yuvarlak çizmek neyi sağlıyorsa öyle bir şeyi var oyunun. Yani çaprazda daha hızlıyız falan. Ondan bir şeydir. Ama çaprazda neden hızlı olduğumuzu daha ben de çözemedim. Ama ilk kafası kutacak ya. Galiba direkt gövdesine vursam. Ya bu sefer elleri bayağı hızlı çalışıyor. Bu sefer bunu kesemeyebilirim. Ya bayağı kestik. Bayağı korkuttu beni ya. O zaman farmlamaya başladıysan boss'u, İçinden geçme zamanı geldi. Şimdi şöyle güzel bir ayar yapalım kendimizce. Bu şekilde durabilir. Bunları sallayalım. Ve boss'u bir daha çağıralım. Ekstra bir buff gerekiyor mu? Şu an çok da bir buff'a ihtiyaç duymuyoruz gibi. Bir de direkt kafası ve gövdesine vuralım. Ellere fazla vurmayalım. Bir de öyle kesmeye deneyelim. Ama bayağı sabit kalmak zorunda kaldığımdan ağzıma vurdular. Tamam. Elleri de alalım. Galiba bu zamana kadar hiçbir boss'a ölmedim. Şimdi ölmek de istemiyorum. O yüzden.
Aslında teknik olarak ellerini yok etmemize gerek yokmuş. Bunu gördüm az önce. Ellerden biri hala şeydi. Ve güzel bir balta bulduk. Yanlış hatırlamıyorsam middle damage vuruyor ve rakibini kendi buluyor. 102 vuruyor. 100 bile vuruyor. Bir de boss'u boss'tan çıkan item'la keselim. Baya hızımızı alamadık, boss kesiyoruz ya. Bir de şimdi balta rakibi direkt bulduğu için ele vurması daha kolay oldu. Ama arada o da bana vurabiliyor. Çok çok da kolay değilmiş. Şimdi diğer el. Atladığı anda tık geçirebiliyor. Ve buff alalım. İyice bir damage'imizi yükseltelim. Ve şu Feather Falling'den. Bir de üstüne tekerle kesmeyi deneyelim. Evet. Ama golem aranımız bayağı büyük ya. Ben bunun yarısı kalan, yarısı kadar alanda expertle kesmek zorunda kalmıştım. O daha da fenaydı. Ve alan olduğu zaman boss hiç de darlamıyor. Umarım şu zımbırtılardan yeterince olmuştur. Şu anda galiba Lunar Kultiş miydi? Öyle bir boss vardı. Onu çağıramıyoruz aslında onu teknik olarak. Yani teknik olarak onu çağırmıyoruz. Şurada bir adamlar zinciri var. Yani bir şey atlamıyorsam şeyimiz var daha. Bu galiba şunun mermisi. Oo, bir de patlıyormuş. Çok da iyi değil ama. 110 kritik şansı veriyor. Onun dışında çok da bir item yok. O zaman boss'un cılkını çıkarmadan aslında ya da vazgeçtim. Kazmamızı da yeni kazmamızı da alalım. Ve gidelim. Şu anda hedef olarak diyebileceğim jungle'a gidip şey kasmak var. Bir de şunu bir yapalım. Şuraya bağlayalım. Oo, şunu alacağım. Tamam, kapağı çıkmış. Hop, tamam. Altın hayvanlar koleksiyonuna hoş geldin. Hayvanlara seni yerleştirelim. Bir de şu tarafa. Şurada mıydı? Aynen. Bunu da yaptığımıza göre aslında ben hızımı alamadım. Biraz daha mı kessem ya? Şimdi ne kaldı? Düzgün bir şekilde bağlamak kaldı. Aslında şu an düzgün sayılır ya. Ben şu şekilde duvarların içinden geçirmek istiyorum. Öyle bir derdim var. Şimdi sökelim gereksiz kabloları. Evet, tamam. Şunu da alabiliriz. Bunu tekrar yerine atalım. Bir de buranın sandığı vardı. Bunu koyalım. Şunun içindeydi. Bir de bunun içindeki itemları bir adam akıllı düzenleyelim. Şunu çok pahalı ya. Gerçi gene bir tık ucuzmuş. Şunun ikisinden ötürü büyük ihtimalle. Dayı bir tık pahalıya satıyor. Umurumda değil. Bundan iki adet alacağım. Bir tanesini eve şöyle yerleştireceğim. Bir tanesi benim piggy bankimin içinde duracak.
Bu da bu şekilde boş bir şey alan. Burada alakasız bir şeyler var mı? Kablolar ve switch var. Onun dışında alakasız. Şunlar var. Bunu en alakalı yere atalım. Stife. Şunu da şöyle atayım. Gerisini şuraya sallayayım da. Maksat burada durmasın. Ben tüm paraları da aldım değil mi? İç platım hala varmış. Güzel. Sana lootlayayım. Koyabildiğimi koyayım. Koyabildiğimi koyunca şu equip şunu da yaratığa atınca tamamdır. Envanter bomboş. Şimdi kapılarla alakalı bir sıkıntı oldu. Onu da bir çözelim. Şurayı keseceğiz. Şu an senkronlar. Şunu yapıştıracağım. Ve şunu geri yerine koyacağım. Zaten full açık kalacak. O yüzden sıkıntı yok. Eventten evente kapatırım. Yani eve zombi bile gelmiyor. O yüzden çok sıkıntı değil. Şimdi biz bir şeye gidelim. Ve şey farmlayalım. Ninja galiba şeyden son videodan sonra Ninja Turtle'lara hiç bakmadım. Lan. Hop, hemen Ninja Turtle. Şey vermedi. Tam buraya bir yere şey koymuştum. Hani hatırlıyorum da. Galiba ben sonradan kaldırıp maldırıp bir şeyler yapmışım. Ora burası değil miydi ya? Şu an aktif debuff'ım olmadığı için bir tık şüpheliyim. Etrafa bakmam lazım. Allah. Aha, kafamı düşürdü lan. Ve sonunda bir tane turtle bunun turtle'dan kaç olduğunu sayamadım ya. Doğrusu göremedim. Göz ucuyla kaçtı. 45'miş. Güzel. 5 tane daha kesince galiba itemların çıkma olasılığını görebileceğiz. O hep de gökten yağıyor. O ikişer gelmiş. Ve turtle'lara artık daha fazla damage vuracağız. Hemen. Aa, 3 tane olmuş bile. Turtle kasmaya gerek kalmadı. Ya, anlamadım ki niye böyle oldu. Filter'dan Jungle'a gelelim. %6'ya yakın bir olasılıkmış. Benim şu anda burada durmamla alakalı hiçbir şeyim yok. Hemen banner'a şunu atalım. Bizim kloropitlerimiz vardı bir yerde böyle. Şimdi aynen. Turtle Shell'den. Aa, yetti malzeme. Çok bir şey istemiyormuş o zaman. Gördüğünüz gibi Turtle Set. Ve bunu da bir sonraki yere atabilirim. Şimdi Turtle Shell aslında edebi adabı giymeyi iyi bilen bir arkadaştır fakat hemen Beedle şeyini alınca bir de bunları çıkarınca bunları gördüğünüz gibi bir üst seviyesi daha var da daha çok istemiyor muydu ya bu? Şimdi bu bize 32 defans ve mil damage and I'm speaking English falan.
Bize mill damage ve kritik veriyor %5. Bu eleman daha fazla mill damage veriyor. Ama hareket hızı da veriyor. Defansı düşük. Bunun defansı yüksek ama hasar az veriyor. Hasarı biz bir şekilde yükseltiriz. Sıkıntı yok. Defans daha önemli bence. O yüzden bu seti yapacağım. Ve artık 86 defans, koca bir tankız. Bu tanklığımıza bir sonraki bölümde dungeon'ı farmlayarak umarım. Çünkü dungeon'da şey keseceğimizi zannetmiyorum. Şurası madenmiş falan filan. Ben buraya bir gireceğim. Bir bakacağım etrafta ne var ne yok. Nerelerden geçebiliyoruz, nereler gizli. Çok da bir fikrim yok aslında. Ne nereye gidiyor, nerede ne var. Gizli kapıları bulmak bir tık sıkıntı. Ya da benim gözüme çok az çarpıyor. Yeşil olmasından ötürü. Benimki yanlış hatırlamıyorsam hep pembeydi. Pembe olunca böyle hafif renk değiştiğini görüyorsunuz da yeşil zaten koyu bir renk. Yani en azından şeyin yeşili baya koyu. Bir tık sıkıntı oluyor. Neyse daha fazla lafı uzatmayalım. Bu bölüm hızımızı alamadık. Hatta ben gidip bir daha keseceğim video videodan sonra. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.